grubum adına sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Çünkü hayır üzerinde yaşamış olduğumuz bu kadim coğrafyada yaşayan bütün insanların öyle sanıyorum ki ortak dileği, ortak temennisidir. Gözlerimizi hayırlı bir güne açmak, kalplerimizi hayırlı bir birlikteliğe açmak ve akşam yastığa başımızı koyduğumuzda gelecek günün ve günlerin bizlere şer değil, şerleri uzaklaştıran, hayır getirdiği günlerin özlemiyle bu günleri yaşıyoruz. Doğrusunu ifade etmek gerekirse, hayırsızlık hepimizden uzak olsun. En büyük temennim budur. Yaşadığımız her işin sonu hayır olsun. Ve bugün üzerine tartışmalar yürütmüş olduğumuz bu rejim tartışmasının bizlerden bütün şerleri def etmesi için hayır diyorum, hayır demeye hepinizi bir kez daha grubum adına davet ediyorum. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, öyle bir sosyal zemin içerisinden yaşıyoruz ki ve öyle bir sosyal zemin, öyle bir realite üzerinden geçiyoruz ki 79 milyon insanın mukadderatı, kaderinin tayin edildiği bir zemin içerisinden geçiyoruz. Ve emin olun, bugün parlamentonun alacağı karar en az 1920'lerdeki kadar önemli, hayati bir karardır. Bugün maruz kalmış olduğumuz risk, toplumun maruz kalmış olduğu risk en az 1980 junta darbesinin yürütmüş olduğu sistematik saldırıyla eşdeğer bir riskle biz karşı karşıyayız. Anayasanın ve anayasaların nasıl bir metin olması gerektiğine dair çok kıymetli fikirler ifade edildi. Müsaadeniz olursa ben de bu manada grubum adına birkaç katkı sunmak isterim. Her şeyden önce anayasa dediğimiz olgu devletin keyfiliğini, pervasızlığını, kurarsızlığını, hoyratlığını sınırlandıran en üst hukuk metnidir. Anayasa ve anayasal ilkeler dünyayı ortaçağ karanlığından çıkarmıştır. Getirdiği ilke ve kurallar sonucu devletleri bugünkü hale, çağdaş devletler dediğimiz hale getirmiştir. Anayasa ve anayasal ilkelerin en önemlilerinden bir tanesi de hiç şüphemiz yoktur ki kuvvetlerin, erklerin haddini ve hukukunu belirlemesidir. Yani yasama, yürütme ve yargının sınırlarını net olarak birbirinden ayırmasıdır. Erklerin ayrılığının bizzatı kendisi anayasanın üzerinde durduğu temel direğin kendisidir. Erkler ayrılığının bulunmadığı toplumlarda kıymetli milletvekilleri, anayasa yok hükmündedir, yok hükmündedir. Ve bugün önümüzdeki bu metinde erkler ayrılığı tamamen hiç edilmekte, anayasanın kendisi bir yok hükmüne dönüştürülmektedir. Hukuk fakültesinden geçenler, anayasa hukuku dersini alanların hepsi bilirler ki erkler ayrılığının olmadığı herhangi bir rejim asla ve kata demokratik bir rejim olamaz. Bu şahıstan, bu partiden, bu kişiden, bu inançtan ayrık müstesna bir realitedir. Gelin görün ki büyük bir inatla, büyük bir ısrarla bir yanlış, bir başka büyük yanlışla tekerrür ediliyor bu coğrafyada. Ama özü itibariyle başka bir realite daha var. Bugün Türkiye gibi bir coğrafya, kadim bir coğrafya, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Süryanisiyle, Ermenisiyle, Alevisiyle, Ezidisiyle, Mütedeyniyle, Laikiyle, İnananıyla, inanmayanıyla çok dilli, çok inançlı bir coğrafyayı barış içerisinde yaşatmanın yegane yolu, yollarından bir tanesi hepsini kapsayan, hepsini içeren bir toplumsal sözleşme inşa etmekle ancak mümkündür.
ancak olanaklı hale gelebilir. Ama gelin görün ki biz inkar, isyan ve red kısır döngüsünü 80-90 yıl boyunca yaşadık ve bugün bu dayatmayla bir kez daha inkar, isyan, kısır döngüsüne toplum bir bütün olarak çekiliyor. Bakın, junta marifetiyle oluşturulan 1982 anayasasının topluma kaybettirdikleri haddi hesabı yoktur. Bu metin junta anayasasını da aşan totaliter bir rejim inşa ediyor. Bırakın demokrasiyi, totaliter bir rejim inşa ediyor. Otoriter bir rejimden totaliter bir rejime kayış, bu toplumda hiç kimseye ama aynı zamanda bu anayasaya evet diyenlere de emin olun ki hayır getirmeyecektir. Bu vesileyle bu metin müsaadenizle bir anayasa metni değildir. Olsa olsa bir zulüm vesikasıdır. Ve bu zulüm vesikasının Kürdün, Alevinin, muhalefetin, demokrasinin adeta fermanı nitelindedir. Bu ferman çok açık ve ne söylüyorum? Demokrasiyi, birlikte yaşamı ortadan kaldırma riskiyle beraber, ortadan kaldırma tehlikesiyle beraber büyük bir tehlikeye daha işaret ediyor. O da kin ve nefreti teşvik eden bir siyasal akıl ortamı içerisinde biz bu tartışmayı yürütüyoruz. Bu da işin bir başka açıdan riskidir, bir başka açıdan tehlikesidir. Bakın bundan tam 35 yıl önce bir junta kliği bir kuyuya bir taş attı. Ve 35 yıldır neredeyse Bülent Ulusu hükümetinden bugüne değin bütün hükümetler o delinin, o junta kliğinin kuyuya atmış olduğu taşı çıkarmanın gayreti içerisinde oldu. Şu veya bu şekilde. En azından söylemi içerisinde oldu. Bugün karşılaşmış olduğumuz manzara, karşılaşmış olduğumuz tablo bir bütün olarak barış feraseti, demokrasi feraseti, birlikte yaşam feraseti bir dipsiz kuyuya atılıyor. Ve emin olun ki on yıllar boyunca bu toplum bu hayırsızlığı, bu şerri kim kapımızın önüne getirdiği sorgulamasını, tartışmasını yürütecek. Gelin henüz yol yakınken, henüz yol yakınken bu şerden uzaklaşalım, uzak duralım. Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Başkan, müsaadeniz olursa bir başka hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhuriyet tarihinin kuruluşundan bugüne değin. Bu ülkenin, bu coğrafyanın en büyük sorunlarından bir tanesi, can alıcı sorunlarından bir tanesi, can yitirdiğimiz sorunlarından bir tanesi Kürt sorunudur. Ve Kürt sorunu özü itibariyle bir anayasa sorunudur. Bir birlikte yaşam metninin, konsensüs metninin oluşturulamamış olması sorunudur. Bugün bir kez daha Kürtler anayasal düzlemden reddediliyor. Bütün Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda sayıları neredeyse 40 milyonu bulan bir halk ve Türkiye coğrafyası içerisinde, Kürt coğrafyası içerisinde, Kürdistan coğrafyası içerisinde sayısı 20 milyonu aşkın bir halk dili yok ediliyor. Asimile ediliyor. Peki bu sorunu aşmak için, bu siyasi sorunu aşmak için ve bu siyasi soruna bir siyasi çözüm bulmak için yapılması gereken kapsayıcılık değil de içermek değil de nedir? Çok açık ve ne söylüyorum? Eğer siz bu toplumun her lider çıktığında ve her lider konuştuğunda bütün neredeyse etnik kimlikleri, inansal kimlikleri kardeş olarak tanımladığını ifade ediyor. Peki bu kardeşliğin bir hukuksal metin içerisinde yeri olmayacak mı? Varlığını güvence altına alma isteği, arzusu
Neden bölücülük olarak kodlanıyor? Neden bölücülük olarak kodlansın? Çok açık ve ne söylüyorum? Var olma ve varlığını sürdürme her bireyin, her canlının, her topluluğun, her etnik kimliğin, her kültürel kimliğin, her inansal kimliğin annesinin ak sütü gibi helaldir. Haram olan, zulüm olan, yapılmaması gereken red ve inkar etmektir. Red ve inkarın bizlere nelere mal olduğunu bir kez daha ifade etmeme gerek yok. Bugün dahi yaşıyoruz. Yarınımızın bu manada ne olacağını kestirme şansına halen sahip değiliz. Ve gelin görün ki şu anda bize dayatılan bir realite var. Bu açık bir dille de ifade ediliyor. Biat et, rahat et. Bu aynı zamanda biat et, rahat et fermanıdır, dayatmasıdır. Hiç şüpheniz olmasın. Kürtler kimlikleri, dilleri, kültürleri yok edildiği, yok edilmeye devam edildiği, asimile edilmeye devam edildiği müddetçe biat etmeyeceklerdir. Ve biat olmadığı müddetçe de bu ülkenin kendisi rahat etmeyecektir. Dolayısıyla gerçek manada bir kucaklaşma için, barışma için, helalleşme için bu metnin hiçbir maddesi Kürt'e miskali zerre kadar bir özgürlük hakkı vermemektedir. Tıpkı kendisinden önceki bütün anayasalar gibi 1921 kurucu anası hariç. Gelin bir kez daha bu yanlıştan vazgeçin. Hiç şüpheniz olmasın. Demokrasi için, özgürlük için, adalet için, bir arada eşitçe onurlu bir yaşam için, onurlu bir birliktelik için, ilkeler üzerinden, demokratik değerler üzerinden, insanlığı bugüne getiren o muazzam miras üzerinden hep birlikte yeni bir başlangıcı yapalım, yeni bir başlangıç. Ve o yeni başlangıç oluşunun önünde en büyük engellerden bir tanesi de bugün bu parlamentoya ve bu topluma sunulan bu dayatma metnidir. Ve emin olun biz bu filmi daha önce yaşadık. Bu film daha önce 1982'de yaşandı ve şu anda bir kez daha bu filmin fragmanları bize dayatılıyor. Biz bundan dolayı bu filmin bu fragmanlarına da hayır diyoruz, reddediyoruz. Bakınız, 1982 koşullarında Türkiye toplumu önce tehdit edildi. Terörle, anarşiyle, bölünmeyle tehdit edildi. Ve önüne bir junta teklifi götürüldü. O junta teklifine %92 evet denildi. %92'nin o günkü koşullarda o junta teklifine evet demesi o anayasayı meşrulaştırdı mı? Hayır. O anayasayı bu toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde bir araç olarak kullanabildik mi? Hayır. İşte bundan dolayı aynı retoriği, aynı pratiği, aynı realiteyi, aynı acıyı bu topluma yaşatacak olan bu belgeye de bir kez daha hayır diyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, benim sürem 1 dakika 5 saniye mi kaldı yoksa 5 dakika ekleyecek misiniz? 5 dakika eklemiştim başta zaten. Peki Sayın Başkan, şimdi müsaadeniz olursa öyle bir zemin içerisinden geçiyoruz ki, öyle bir realite içerisinde geçiyoruz ki bugün 1980'in koşullarından farklı bir koşulda değil Türkiye. Bu toplumun muhalefetinin liderleri şu anda cezaevinde. Gazeteciler cezaevinde. Olağanüstü hal rejimi altında topluma nasıl özgür iradesiyle karar verme zemini sunuyoruz diyebilirsiniz. Bu kendini her şeyden önce kandırmadır. Ve emin olun yapılan yanlış ittifaklar, angajmanlar nasıl ki bir kez daha tabuları bu ülkede güncelleştiriyorsa bu tekliften bir hayır çıkmayacaktır. Bir kez daha HDP grubu adına hepinize çağrımdır, çağrımızdır. Eşitlik için, özgürlük için, adalet için, insan onuru ve haysiyetini korumak için Allah'ın hikmetlerinden olan
çoğulculuğu korumak için bu fermana hayır diyoruz. Ferman padişahın... Teşekkür ediyorum Sayın Baydemir.